Dilipak, 15 Temmuz üzerinden uyardı. Çatışmaya hazır olun. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye 15 Temmuz üzerinden resmen uyarıda bulundu. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Saraçhane'de katıldığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü kapsamındaki anma programı ile ilgili önemli uyarıda bulundu. 15 Temmuz'da insanlar neredeydi? Başlıklı yazısında, 15 Temmuz anma programına katılımın az olmasına dikkat çeken Dilipak, peki o gün o insanlar neredeydi? Neden gelmediler? İnsanlar evlerine bayraklar asmadı. İstanbul'da AK Parti'nin 24 belediyesi var, o kadar medyanız ve STK'nız var, onların okurları, izleyicileri, üyeleri, yöneticileri neredeydi? İstanbul'da 3268 cami var, imam ve müezzin toplamı 7000 kişi yapar. Her camiden iki kişi de mi gelmedi? İsmail Ağa ve İskender Paşa orada. İkisinin o bölgedeki cemaat, vakıf, dernek, Kur'an kursundaki insanların sayısı bile daha fazla. Fatih'te AK Parti'nin 113.000 oyu var, oy oranı %52. Bu darbeye karşı daha birçok parti, vakıf, dernek, oda, sendika vardı, sahi onlar neredeydi dedi. Çatışmaya hazır olun. 15 Temmuz üzerinden Türkiye'deki sığınmacı ve göçmenlerle ilgili tehlikeli gidişata vurgu yaparak Dilipak, sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-İslamcı kavgası bitti, şimdi Türk-Arap, Türk-Afgan, Sufi, Selefi, Şii çatışmasına hazır olun ifadelerini kullandı. İşte Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken yazısı şu şekilde. Bakın dostlar, ayağınızın altındaki zemin kayıyor. Bunu niye görmüyorsunuz? Görmek istemiyorsunuz ama gerçek bu. Tamam, bayrama denk geldi. Gelecek sene de öyle olacak. Hesap şöyle. Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlıyor. O hafta tatil. Dönen dönecek, özellikle memur kesimi, esnaf çocuklarını memlekette bırakabilir. Öğrenciler de memleketlerinde kalırlar bu durumda. Çünkü artık seçimler heyecan uyandırmıyor. Seçim 18.06.2023 tarihinde, normal şartlarda. 15 Temmuz'da zaten okullar tatil. Gün bu kez cuma değil, cumartesi. Cumhurbaşkanı, bir başka partinin genel başkanı ve iki siyasi partinin teşkilatlarının aktif katılımı, desteği, çağrısı söz konusu. Bir de o kadar polis ve güvenlik görevlisi vardı orada. Bir de 15 Temmuz'da herkes, her siyasi partiden, her ideolojiden insan meydanlardaydı. Peki o gün o insanlar neredeydi? Neden gelmediler? İnsanlar evlerine bayraklar asmadı. İstanbul'da AK Parti'nin 24 belediyesi var, o kadar medyanız ve STK'nız var, onların okurları, izleyicileri, üyeleri, yöneticileri neredeydi? İstanbul'da 3268 cami var, imam ve müezzin toplamı 7000 kişi yapar. Her camiden iki kişi de mi gelmedi? İsmail Ağa ve İskender Paşa orada. İkisinin o bölgedeki cemaat, vakıf, dernek, Kur'an kursundaki insanların sayısı bile daha fazla. Fatih'te AK Parti'nin 113.000 oyu var, oy oranı %52. Bu darbeye karşı daha birçok parti, vakıf, dernek, oda, sendika vardı, sahi onlar neredeydi? Teşkilatlar mı çalışmadı? Çalışmadı ise neden? Tabanda mı bir sıkıntı var, 15 Temmuz gibi, bir darbe tehdidine karşı, ölümüne, bir direnişin bu kadar kısa sürede toplum nezdinde sıradanlaşması ve değerini kaybetmesinin sebebi ne ola ki? Peki, bu sonucu hazırlayan sebepler neler? O sebeplerin sorumluları kim? Sadece İstanbul'da değil, bütün ülkede durum aynıydı. Televizyon yorumcularınıza, yazarlarınıza, yüksek perdeden tehditkar ifadelerle meydan okumalarının toplum nezdinde bir karşılığı yokmuş meğerse. Zaten onlar kendileri de gelmemiş meydana. AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler ve AKP'nin papatyaları olmasın sakın bunun sorumluları. O İstanbul Sözleşmesi, Lanzarote savunucuları, aileyi bitiren pozitif ayrımcılık uygulanan LGBT, Türkçesi ile bu fahişe ve türevleri, fuhşiyatı meşrulaştırma çabasındaki, içimizdeki Lolita avcısı satanist pedofilik Mykonosluların kankaları olmasın. Bakın bunlar partinizin içinde ne kadar çok görünür, konuşurlarsa partiniz o kadar az oy alacak. Bunlardan uzaklaşın ve bunları uzaklaştırın. Bu deistler, bu LGBT'liler size oy vermezler. CHP ya da DEVA, İYİ Parti'nin bir şansı yok. HDP'nin de. Sağ-sol, Alevi-Sünni, laik-İslamcı kavgası bitti, şimdi Türk-Arap, Türk-Afgan, Sufi, Selefi, Şii çatışmasına hazır olun. Tengrici şamanlar, satanistler, cinciler, ruhçular, neo-scientologlar, transandal meditasyoncular da geliyor. Mehdi, Mesih, Meşiyah, Dekkal, Antiçayrist, uzaydan gelecek olan uzaylılar ve daha neler neler. Metaverse yavaş yavaş geliyor, lucid dreamciler ve astral seyahat aldı başına gidiyor.
Biz Digital Dönüşüm Ofisi, BTK vesaire şeytanın dergahına giden yolları asfaltlıyoruz. Gökten, Büyük Birader, desteklediğimiz alçak irtifa uyduları ile bizi gözlerken, bir 5G'lerle onlara destek veriyoruz. Transhümanizm projeleri için her şey hazır. Artık biz hepimiz, din, ahlak, gelenek, biyolojik cinsiyetimizden bağımsız birer gender bireyleriz. Bir de Neuralink projesini hayata geçirirseniz, zaten geriye fazla bir şey kalmadı. Az zamanda çok işler başardınız. İnsanlar köprüler, tüneller, yollar, AVM gibi hastaneler, şehir parklarını çok sevmişti. Döşediğiniz yolların vardığı nokta, geldiğimiz noktadır. Ailemizi, çocuklarımız, sağlığımızı kaybettik. Cumhuriyetin 100. yılına girerken hali pür melalimiz böyle. Oysa, yeryüzünde bir cennet gibi bir ülke ve sağlıklı, mutlu bir hayat hayal etmiştik. Hayal ve gerçek. Servet ve güç her şey değil. Tek kişiye endeksli bir gelecek tasavvurunun zorunlu sonucu ortada. Bu 15 Temmuz, birçok açıdan Türkiye'yi yönetme iddiasındaki herkes, her parti için son derece açıklayıcı, öğretici ve uyarıcı. Muhalefet bundan kendine pay çıkartmasın. Bu sonuç onun hanesine kar olarak yazılmayacak. Unutmayın, bu iktidarı bu noktaya taşıyan sebepler, sizin kadronuz, programınız, zaafınız ve ihtiraslarınızla daha fazlası ile mevcut. Yok aslında birbirinizden pek farkınız. Bugün bu ülkenin ve halkının en büyük zaafı ise, bu kanatlar ve kamplar arasına sıkışmış olmasıdır. İktidar sahipleri gibi, destekçileri de, kendi yanlış ve zaaflarını görmezden gelerek, bütün günahı karşılarına yükleyerek kendilerini ve ülkeyi onların elinden kurtarmaya çalışmalarındadır. Birbirinize karşı kazanacak bir zaferiniz yok. Birlikte kazanacağınız tek zafer yap. Birbirinize karşı bu dünyayı cehenneme çevirebilirsiniz bu şekilde yola devam edecek olursanız. Ama görüyorum ki, milletin kulağına kar suyu kaçtı yaz sıcağında. Bu gidişin yanlış olduğunu gördüler. Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyor. Troller de bu kirli savaşın provokatörleri. Şeytanın ucuz ve gönüllü askerleri bu liderlerine ve örgütlerine tapınan troller. Şair doğru söylemiş. Durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak. Sermayenin ve siyasetin hem fahişesi oldum, hem zamparası mı demek lazım bugün Babali ve sanat dünyası için. Sahi bu alemde, vicdanın, bilemem, kaçtır hava parası 3 katlı ahşap evin her katı ayrı alem. Üst kat elinde tesbih, ağlıyor babaannem. Orta kat, mafs oynayan annem ve aşıkları. Alt kat, kız kardeşimin tam tamda çığlıkları. Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim buyurun ve maktığından seyredin, işte evim. Bu ne hazin ağaçtır, bütün ufkumu tutmuş. Koku iffet, dalları taklit, meyvesi fuhuş. Rahminde cemiyetin, ben doğum sancısıyım, sahi biz eskiden, gün doğmakta, anneler ne zaman doğuracak derdik, artık anne mi kaldı? Toplumsal cinsiyet, sonrası artık anne baba yok. Mevzuat çocukların oyuncaklarının cinsiyet ifade etmemesi gerektiğini söylüyor. Artık çocuklarımıza eski döneme ait, tedavülden kaldırılmaya çalışılan biyolojik insan türünü ifade eden Ayşe, Ali gibi isimler koymayı unutun. Anne yok artık, boşuna beklemeyin, kim niçin evlenecek, kim ne, niye doğuracak bu gidişle. AK Parti, neyi nerede ne zaman ve nasıl kaybettiğini anlamak istiyorsa, sebebini dışarıda değil, kendi içinde arasın, muhalefet de AK Parti'ye baksın, aynı yoldan ilerlemeyi düşünüyorsa kendi akıbetini görsün. Dost acı söyler. Hala gerçeği görmek istemiyor ve bu yazımdan dolayı bana kızıyorsanız, size söyleyecek sözüm yok. Durmak yok ve yola devam. Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin bize gösterileceği bir gün var, kum fe enzir, emrini hatırladım da. Bir de, kınayanların kınamalarını aldırmadan, biz ıslah edicileriz, diye ahkam kesen, bozguncular, konusunda bir kez daha kardeşlik görevimi yapayım istedim. Dilerim sonuç, kellim kellim la yenfa, olmaz.